Evet değerli arkadaşlar, dünyada en yoksul 50 ülke, en yoksul 50 ülkenin 32'si Müslüman ülke. Bunların içinde bir tane dahi yoksul devlet başkanı yok. Halkı yoksul ama başkanlarının hiçbirisi yoksul değil. 52'nin 32'si Müslüman ülke. Devleti yönetenlerin görevi müminlere, fakir müminlere sabır dilemek değildir. Onu mümin kendisi yapar. O sabreder. Ama sabır taşını da çatlattılar bunlar. Devleti yönetenlerin görevi tedbir almaktır. Bakın bu bölgede Konya, Karaman arasında söylüyorum. Bir, son yıllarda ayçiçeği başladı ve mısır başladı. Ama Trakya'daki ayçiçeği susuz yetiştiriliyor, buradaki suyla yetiştiriliyor. Toplam su rezervimizin %4'ü bu bölgede ama sulanabilir tarım arazilerinin %17'si bu bölgede. Yani 100 bin kuyu var bu havzada. Sayısını tam da bilmiyor devlet zaten. Her sene biraz daha derine iniliyor. Yakın gelecekte bir tehlike var bu bölgede. Yakın gelecekte bu suyla ilgili bir tehlike var. Siyasetçinin, devleti yönetenlerin görevi bu tehlikeyi önceden haber vermektir. Bakın yapılması gereken, tarımla ilgili bu bölgede yapılması gereken iş kuraklığa dayanıklı, az su isteyen kültür bitkilerini desteklemektir. Bunu çiftçi kendisi yapamaz. Bunu yapacak olan devlettir. Bu kısa süredeki bu mutluluk bir süre sonra sona erer, hepimiz perişan oluruz. Tarımla ilgili bu bölgede yapılması gereken budur. Bunu planlamaktır. Yine yapılması gereken bir iş daha var. Türkiye sanayisinin hemen hemen büyük çoğunluğu İstanbul bölgesine, Marmara Denizi'nin çevresine toplanmış. Yapılması gereken iş Konya Karaman arasında 5 milyonluk bir kent. Burada bir yapılanma, sanayiyi buraya taşımakla mümkündür. Ve burayı demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlamak. Burayı demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlarsanız, üretimi buraya taşırsanız, üretim merkezi yaparsanız burayı, lojistik merkezi yaparsanız, tedarik merkezi yaparsanız burası Türkiye'yi bakar. Sadece bu bölge 81 vilayeti bakar, Türkiye'yi bakar. Devleti yönetenlerin görevi bunları yapmaktır. Göz boyamak değildir. Devleti yönetenlerin görevi sabredin deyip fakirlere, kendin niye sabretmiyorsun o zaman? Fakirler sabrede sabrede çatladı zaten. Hani itibardan tasarruf olmaz diyordun. İtibardan tasarruf olmaz diyorsun, millete sabredin diyorsun. Devleti yönetenlerin görevi dediğim gibi bu bölgede kuraklığa dayanıklı kültür bitkilerini teşvik etmektir. Ve dediğim gibi bu bölgede sanayiyi buraya kaydırıp insanları zenginleştirmektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım. Buyurun. Sayın Konya'ya hoş geldiniz. Ben soru sormak istiyorum. AK Parti Konya'yı kalesi olarak görüyor. Evet. Büyükşehir yerel seçimler noktasında da AK Parti'ye en fazla oy çıkan ilk burası oldu. Bu noktada Konyalılara neler söylemek istersiniz? Konya halkına ne söylemek istersiniz? AK Parti'nin kalesi falan değildir Konya. Ben öyle yorumlamıyorum. 81 vilayetin 81'i de bizim memleketimizdir. Ben ne kadar Yalovalıysam, siz ne kadar Konyalıysanız ben de o kadar Konyalıyım. Siz de o kadar Yalovalısınız. Onun için kaleler yıkılır, merak etme. Yeter ki doğru muhalefet olsun. Kapalı kapı yok bak. Hemen arkamızda. Ne diyor biliyor musun Mevlana? Kapalı kapı yoktur. Yanlış anahtar vardır. O kapıları açacağız Allah'ın izniyle. Merak etmeyin. Efendim, hareketi nasıl finanse ediyorsunuz? Nasıl finanse ediyoruz? Bakın arkadaşlar, biz memleket hareketinin kurucular kurulu şu anda 50 kişiyiz. 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3000 lira. Bir depo benzin 3000 lira. Bir depo benzinle de 1000 kilometre gidiyorsunuz. 50 kişi birer depo doldursa 50 bin kilometre yapar. Dünyanın da çevresi 40 bin kilometre. Yani dünyayı dolaşsak birer depoyla dolaşsak 10 bin kilometrede artar.
İkincisi yemeği nereden yiyorsun? Vallahi dün Aksaray'daydık. Aksaraylılar dolma yapıp getirdiler. Şimdi de bir Konyalı etli pide arabaya koyacak birazdan. Geldi mi yoksa? Geliyor. Geliyor. Konyalılar etli pide verdi. Aksaraylılar sarma verdi. Otel parasını da cebimizden verdik. 5 yıldızlı otellerde de kalmıyoruz. Plaza tutmadık. Uçak kiralamadık. Helikopter kiralamadık. 10 yaşında bir araba. 1 yıllığına kiraladık. İmece usulü her birimiz sırayla, zaten 50 günde bir kere geliyor sıra. Sırayla depoyu dolduruyoruz. Öyle emek harcıyoruz biz, emek. Para harcamıyoruz. Emek harcıyoruz. Öyle zenginler kulübü de değiliz. Yardımlaşan, imece usulüyle bunu çözmeye çalışan gönüllüleriz. Yani her seçiş bir vazgeçiştir. Biz rahatı seçmedik. Biz zoru seçtik. Şırnağa'da gittik, Hakkari'ye gittik, Konya'ya da gittik, Artvin'e de gittik. 81 vilayetin 81'ini de gezeceğiz. Arkamızda öyle kimse falan yok. Onlar uydurulan palavralardır. Alışkınlardır ona demek ki onlar. Arkalarında şu sponsor, bu sponsor diyenler. Onlar bu işlere alışkın tipler demek ki. İşte arkadaşlarımın bu haftaki nöbetçileri burada. İçimizde en gencimiz 18 yaşında bir üniversite öğrencisi. En büyüğümüz Hüseyin abi sen misin? Benim. Peki işte en büyük mesleğinde uzman insanlar. Her biri kendi mesleklerinde kendini ispat etmiş arkadaşlarım. Hep birlikte dayanışma ruhuyla Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Gazeteciler sorsun önce, vatandaş sonra sorsun. Olur mu? Basına bir açıklayayım, sonra sorarsınız. Efendim, bütün Türkiye'de birçok ile ziyaretlerde bulundunuz. Bu ziyaretlerinizde vatandaşlarla çok bir arada bulundunuz. Evet. Vatandaşların bu konuda özellikle sizden talepleri ne oldu? Sizin vatandaşlarda görmüş olduğunuz en büyük eksiklikler? Vallahi ekonomik problemler. Yani Türkiye yanıyor. Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Gördüğümüz o. Derin bir yoksulluk. Öyle bir şey yok. Tahminlerin çok ötesinde. Benim gördüğüm, sizin tuzunuz kuru olabilir. Ben emekliyim, ben memnunum halim. Allah razı olsun. Biz de işsiziz kardeşim, sen emekli. Heh, bak, işsizim. Bak. Bak, 8 ay aldım sizi, kiram 9 milyon. Ben bakın az önce bir... Herkesin bir derdi var baba. Bak. Herkesin bir derdi var. Memnun olan da vardır elbet halinden. Memnun olan da elbet vardır halinden. Ama Türkiye'de gördüğümüz derin bir yoksulluk var. Yani... Bir döviz bürosundan öbür döviz bürosuna gidene kadar doların arttığını gördüm ben. 100 metre boyunca burada baktık, başka 100 metre ileride başka. Allah'ın izni, milletin isteğiyle buradan çıkacağız. Hepinize teşekkür ederim.